Adana'mızın hem tarihi hem turistik yerlerinden biri olan güzel bir ilçemiz, Karayasal ilçemizdeyiz. Biliyorsunuz arkada fonda görüldüğü üzere Abdülhamit döneminde 1907 yılında başlayıp 1912 yılında biten Varla Köprüsü, diğer adıyla Alman Köprüsü diye nitelendirdiğimiz Bağdat-Hicaz yolu diye alternatif, İpek yoluna alternatif bir yol güzergahı olarak işte Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'le protokolün neticesinde yapılan bir köprü. Tamamen kesme taştan yapılmış. Yaklaşık 99 metre yüksekliğinde, 132 metre uzunluğunda. Bunu kültürel anlamda önemli kalan husus da şu, bu köprüde Türk ve Alman işçiler beraber çalışıyorlar. Yani 5 yıl boyunca Türkler ve Almanların beraber yürüttüğü bir proje bu. Hatta vefat eden işçiler ve Almanlar da var, Alman mühendisler de var. Türk-Alman birlikteliğini de sağlayan, bu anlamda kültürel beraberliği, birlikteliği de sağlayan önemli bir proje bu köprü. Bu proje Kalkınma Ajansı'nın her yıl çıktığı proje çağrısı var. Kalkınma Ajansımız belli dönemlerde turistik projeleri, kültürel projeleri ve kalkınma hamlesi içeren tüm projelere destek veriyor belli bir program dahilinde. Bu proje de yine bu program dahilinde turizmin geliştirilmesi için sunulan ortak bir proje. Bu projede kimler var dersek, kaymakamlığımız, kültür müdürlüğümüz, orman müdürlüğümüz ve belediyemizin ortaklaşa sunduğu bir proje. Bu proje kapsamında tesisler yapılıyor. Köprümüzü turizme kazandırmak amacıyla iki tane tesisimiz, aşağıda yine yürüyüş yolumuz, arkanızda Kapıkaya Kanyonu var. Kapıkaya Kanyonu'nda trekking yapılmasına uygun olarak yürüyüş parkuru yapılıyor ve oraya çeşitli tesisler yapılıyor, asma köprü yapılıyor. Kanyonu ve köprüyü canlandırmak için, turizme kazandırmak ve ilimize ve ülkemizin turizmine katkı sunmak için ortak bir proje şeklinde sunulan bir proje. Bu yapılan tesis Çukurova Kalkınma Ajansı'nın. Yani yaklaşık 1,5 milyonluk bir yatırım yapıldı. İleride iki tane asma köprümüz var ırmak üzerinde. Daha başka yollar, diğer yürüyüş yolları, yatırımları yapıldı. İnşallah tekrar şimdi bir proje sunuyoruz yine kaymakamımızla, diğer kurum ve kuruluşlarımızla beraber. Bazı özellikle köprü civarında yürüyüş yolları yapacağız. Gelen insanların güzel vakit geçirmeler, hem de doğada spor yapmaları, oksijen, bol oksijen olan yerler buralar. Spor yapmaları açısından hem de ailelerle birlikte mutlu bir gün geçirmeleri. Diğer yatırımlarımız var, projelerimiz var. İnşallah destek olacaklarına da bize söz verdiler. Her yerde, her zaman söylüyorum dediğim gibi, toplumun yani bir bölgenin kurum ve kuruluşlar uyum içerisinde olduğu zaman hizmet de yatırım da daha güzel ve daha kolay geliyor. Yapılan hizmet ilçemize, insanımıza, ülkemize. Çünkü ülke ekonomisine de girdisi olacak. Daha şimdi yeni projelerimiz de var. Çok büyük projelerimiz var. Ama şimdi gerçekleşmeden bir şey söylemeye erken, büyük hedeflerimiz inşallah ilçemizi dediğim gibi turizm bölgesi haline getireceğiz. İnsanların, gelen insanların da rahatça yaşayabileceği, eğlenebileceği, hizmet alabileceği, huzurlu, mutlu bir şekilde buradan ayrılabileceği şekilde bir altyapı kurmaya çalışıyoruz.